Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ne demek ki? Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce bir operasyon gerçekleştirdik size. Evet. Saç ektirdiniz. Operasyona nasıl karar verdiniz? Neden böyle bir karara vardınız? Operasyon süreciniz nasıldı? Sonrası nasıl geçti? Bununla ilgili biraz sohbet edelim. Tabii ki. Yaklaşık olarak 7 yıl önce ben ektirmeden 7 yıl önce abim ektirmişti. Çok memnundu. Hı hı. Ve ona baktıkça değişimi hissediyordum. İnsanı kendine olan özgüveni yerine geliyor. Hı hı. Ve abim çok memnundu. Hatta tekrar ektirmek istedi. Dedi ki ben ektireceğim. Gel beraber ektirelim. Benim saçım önlerde hiç yok. Tepede hiç yoktu. Abimin sayesinde, abimi gördükten sonra açıkçası karar verdim. Daha sonra 2 yıl önce, 2020 Nisan ayında buraya geldim, ektirdim. İlk başlarda korkularım vardı ama şu an iyi ki de gelmişim diyorum. Çok rahat geçti operasyonunuz. Ben çok memnunum açıkçası. Yıllardır niye o kel halimle dolaşmışım? Çok kötü bir izlerim vardı. O yüzden çok memnunum şu andaki halimle. Operasyon süresi sizin için nasıl geçti? Rahat mıydınız? Neler hissettiniz bu süreçte? Yani ekimdeki arkadaşlar sağ olsun sürekli sohbet halindeydi. Tabii ameliyat masası gibi bir yere yatıyorsunuz. İlk başta insanların korkusu oluyor ama hı hı. Hiç de korkulacak gibi değil. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Sadece ilk bir dakikalık bir anestezi iğnesi. Nasıl diş çektirirken bir iğne yapılıyor, o acıyı hissediyorsunuz. O. Ona dayandıktan sonra hiçbir acınız yok. Şu an olsa yine yaptırırım. Biraz iyileşme sürenizden de bahsedelim o zaman. Operasyon bittikten sonra kalktınız, evinize gittiniz. Ondan sonraki 10 gününüz nasıl geçti? İlk gün benim operasyonum 3 gün sürdü. 2 gün saça, 1 gün de sakal daldırıp tepeye ektirdim. Toplamda 3 gün bir operasyon sürdü. İlk günüm biraz ağrılıydı ama AED kliniği vermiş olduğu bir tane ağrı kesici ilaç var. Akşam 8 gibi ağrırsa bu ilacı kullanın demişti. O ilacı kullandıktan sonra hiçbir ağrı hissetmedim. Bir tane de C yastık verdiler. O C yastığı kullanıyoruz. Hı hı. İkinci ve üçüncü günkü operasyonlarda akşamlara gittiğimde hiçbir ağrı hissetmedim. Hatta verdikleri ağrı kesiciyi bile kullanmak zorunda kalmadım. Çok rahat geçti yani. Çok rahat geçti. Tahminimce bir hafta sonra tekrar buraya geldim. Çünkü bir tane losyon gibi şey vermişlerdi. Onunla yıkamam gerekiyordu. Hı hı. Ama ben tabii biraz da heyecanlı olduğum için saça zarar verebileceğim düşüncesiyle tam anlamıyla yıkayamadım. Daha sonra buraya geldim. Buradaki bir arkadaş kafamı detaylıca yıkadı. Losyonu sürdü. Dökemediği kabuklar vardı galiba. Onları döktü. Akabinde bu şekilde bir süreç geçti. Peki son olarak saç ekimi yaptırıp sonuca ulaştıktan sonra hayatınızda neler değişti? Kendinizi nasıl hissettiniz? Yani insanın özgüveni tamamen yerine geliyor. Açıkçası daha önceki halimde tabii göstermek isterdim şu anda ama. Hı hı. İnsanların bakış açısı değişiyor. Hatta birçok arkadaşım, kel olan arkadaşım değil ya da saçı olmayan arkadaşlar nereye ektirdiğimi sordular ve ben önerdim. Hatta iki tane de arkadaşım buraya geldi, onlar da ektirdi. Onlar da şu an gayet memnunlar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun, günler. Elinize sağlık, sağ olun.